Değerli basın mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, vergi usul kanununda bazı değişikliklerle ilgili genel kurulda görüşmeler devam ediyor. Bu görüşmelerin 15. maddesi Türkiye'deki yerel gazeteleri ilgilendiriyor. Türkiye'de yerel gazete olarak 2000'e yakın gazete var. Şöyle bakacak olursak, Türkiye'deki basının içerisindeki yeri yüzde 91. Yüzde 91'i yerel gazeteler oluşturuyor. Yerel gazetelerde resmi ilanların ve tebligatların gazetede yayınlanması bundan sonra durduruluyor. Nereden? Kendi internet siteleri üzerinden yayınlanacak. Bu şu demektir. Çok büyük sıkıntılar içerisinde basının büyük bir Kriz içerisinde develendiği bir dönemde yerel gazetelerin hayatı önem taşıyan 72 milyon liralık bir geliri paylaşıp vatandaşı bilgilendirme konusunda çırpınan bu gazetelerin iflası demektir. Bunun için hem kendi gazeteci kökenleri milletvekillerimizle toplantı yaptık hem de AKP grup başkan vekiline bu bizim bu toplantıda bu maddelerdeki kırmızı çizgimizdir dedik. Basını susturarak basını yok ederek bir ülke ileri ülkeler noktasına gelemez. Türkiye'de güçler ayrılığının en büyük destekçisi ve tamamlayıcısı olan basın güçlü kalmalı. Bunun önü kesilmemelidir. Bunun için biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak üzerimize düşen her şeyi yapmaya devam ediyoruz. Ama yıllarca yerel gazetede mücadele veren insanlarımızın, emekçilerimizin ve gazete sahiplerinin de sesini kendilerinin de duyurması bizim onlar için verdiğimiz mücadeleye destek olması gerekiyor. Arkadaşlar bir vakıf Türedi. Adı TÜGVA. TÜGVA, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın yüksek istişare kurulunda üye olduğu bir vakıf. Bu vakıf kurulduğu andan itibaren çok büyük teveccüh gördü. Milyonlarca, milyarlarca lira bağışlar yapıldı. İş adamları destekledi. E, arkasında Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı'nın oğlu varsa bu vakfı destek yapalım ki bizim de ihalelerin önü açılsın diyen bakış açısında olan yüzlerce insan var Türkiye'de. Bu vakıf normalde devleti vakfetmesi e, gerekirken devleti gasp eden bir vakıf haline dönüştü. Peki biz bunu niçin böyle söylüyoruz? Şunun için. Büyükada İskelesi'nde 2015 yılında bir protokolle bu iskele İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne devredildi. Sonrasında 2018'de TÜGVA 10 yıllığına burayı kiraladı. Büyükada'da İskele'de denizin kenarında muhteşem bir görüntüye sahip bu yer kaça kiralandı biliyor musunuz? 2500 TL'ye kiralandı. Yani İstanbul'da yurt bulamayan, barınma sorunu çeken evlatlarımız 5000 liraya 6000 liraya ev bulamazken ma deniz manzaralı iskelede TÜGVA yani Bilal Erdoğan Cumhurbaşkanı destekli vakıf 2500 liraya buraya çöktü. Daha sonra bunlar FETÖ ile mücadele ediyorlar diyoruz ya. Aslında FETÖ ile mücadele etmiyorlar. Onların taktikleriyle kendileri yeni bir örgütlenme modeli yaratıyorlar. Akıllanmadılar. Bu taktiklerin Türkiye Cumhuriyeti'nin hazmedemediğini, kabul etmediğini hala ön göremiyorlar. Şimdi buradaki yere mahkeme kararıyla diyorlar ki siz buradan çıkın diyorlar. Onlar da polise, TÜGVA, polise diyor ki boş ver mahkeme kararını gel burada bizi büyük şehrin zabıtalarına karşı koru diyorlar. Yani iki güç, ikisi de devletin gücü, birisi zabıta, birisi polis mahkeme kararıyla çıkma kararı alınmış bir yerde karşı karşıya getiriliyorlar. Peki icra yoluyla vatandaşın evine Hukukçular gittiği zaman, icra memurları gittiği zaman yet- çalıştığı halde borcunu ödeyemeyen vatandaş polisi arayıp da ya gel beni buradan çıkartıyorlar. Bana yardımcı ol dediğinde polis yardımcı olabiliyor mu? Hayır. Kime yardımcı oluyor? İcra memuruna yardımcı oluyor. Orada vatandaşın hakkıyla ilgili herhangi bir savunma yapılabiliyor mu? Hayır. Ama polis burada söz konusu saraysa, söz konusu Bilal Erdoğan'sa, söz konusu TÜGVA ise o zaman diyor ki ben zabıtayı da karşıma alırım, milleti de karşıma alırım diyor. Bu TÜGVA arkadaşlar, sosyal medyada gazeteciler tek tek açıkladılar. Listeler yayınlıyorlar. Ne listeleri? Gerçekten utanç verici. Gerçekten bu ülkenin bir siyasetçisi olarak sıkılarak ve utanarak takip ediyorum. Bu listeler kimin polis olacağına, kimin hakim olacağına, kimin kaymakam olacağına ve arkalarındaki torpillerin kimin olduğuna dair listeler. Bunlar hatta korguncu savcıları dahi bu listelerde adlarını geçirerek onların arkasında kendi siyaset anlayışlarında olan, kendi vakıf anlayışlarında olan kişilerin torpillerinin adlarını da koyarak burada onların göreve gelmelerini sağlıyorlar. Peki bizim insanlarımız ne yapıyor? KPSS'ye giriyor vatandaşın çocukları. Vatandaşın çocukları KPSS'ye giriyor. Yüksek puanlar alıyor. Devlet beni görevlendirecek diyor. Peki Görevlendiriliyorlar mı? Hayır. Neden? Çünkü Türk torpil listelerini saraya göndermiş Cumhurbaşkanı da onlara bakarak gereğini yapıyor. Ülkede hırsızlık yapmayan, çalışan, çabalayan, dürüst olan herkes terörist arkadaşlar. Saray bezirganları vatansever. Geriye kalan hakkı yenilenlerse vatan haini olarak alınıyor. İktidarı Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkan vekili olarak bir kez daha uyarıyorum. Bu iş cemaat meselelerinden vak vakıf olarak değil, gasp eden bir anlayışla kurduğunuz örgütlenmelerden derhal vazgeçin. Milletin yararına, millet için çalışın. Yapamayacağınızı biliyoruz. O yüzden biz derhal seçimle göreve gelerek bunları yapmaya muhtedir bir noktada görevimiz görevi devralmak istiyoruz. Değerli arkadaşlar, Panama vatandaş çalışıyor, çabalıyor. Alın teriyle para kazanıyor. Vergisini veriyor. Fakat vatandaş vergisini verse de Türkiye Cumhuriyeti'nin hazinesinde para birikmiyor. Neden? Asgari ücretin vergisinden ne olur arkadaşlar? 2825 lira. Aldığın ekmeğin vergisinden ne olur? Bu vatandaş için yük. Ama kasa peki milyarlarca dolarlık ihaleleri alanlar o büyük paraların vergilerini veriyor mu? Hayır vermiyor. Gerçekten mi vermiyor? Gerçekten vermiyor. Kim vermeyenlerden bir tanesi? Pandora belgelerinde açıklandı. Pandora belgelerinde beşli çetelerden Cengiz Holding. Beşli çetelerden Cengiz Holding'in 10 yıl içerisinde kaç kere şirketine vergi indirimi yapıldı biliyor musunuz? 10 yıl içerisinde Cengiz Holding'e 30 kez vergi indirimi yapıldı. Vatandaşa her gün vergileri artırılıyor. Neden? Hazinede para birikmiyor. Biriken paralar nereye gidiyor? Cengiz Holding'in kasasına gidiyor. Neden gidiyor? Çünkü işi öncelikli olarak onlara veriyorlar. Onlar gerektiği miktarda bir ihaleyi mi alıyorlar? Hayır. Fahiş fiyatla ihaleleri alıyorlar. Peki, öncelikli olarak kaynaklar kime aktarılıyor? Cengiz Holding'e ve onun beşi diğer beşi çeteye aktarılıyor. Peki bu Cengiz Holding bu aldığı büyük paralardan vergi ödemesi gerekiyor. Ödüyor mu? Hayır diyor saray. Sana ben 10 yıl içerisinde 30 kere vergi indirimi yapıyorum diyor. 30 kere arkadaşlar. Şimdi ben bir şey daha söyleyeyim. Milyarlarca liralık vergi borçları da siliniyor. Siliniyor. Sadece yapılandırılmıyor. Vergi borçları siliniyor. Vatandaşın vergi borcu dinliyor mu arkadaşlar? Vatandaşa gerçekten bunlara tanınan hak tanınıyor mu? Türkiye bugün yoksulluk içerisinde çocuklar da yatağa aç gidiyorsa bir tek nedeni var. Saray, Recep Tayyip Erdoğan, beşli çetesi saray efradı. Türkiye'yi sömürüyor, zenginleşiyor, hak yoksullaşıyor. Vatandaş olarak sen İşe girmek için uğraş, giremediğin zaman sefalet içerisinde ol, işe gir, aldığın asgari ücretin vergisini öde, hayatın boyunca hiç başın yukarı kalkmasın ama trilyonlarca lira para kazananlar işte böyle vergiden kaçınsınlar ve devlet de onların önünü açsın. Nasıl açıyor? Vergi cenneti ülkeleriyle. Bununla ilgili yasa çıktı mı? çıktı. Kaç yılında? 2016 yılında. Ne dediler? Bu vergi cennetiyle ticaret yapan ticari kuruluşlardan yüzde otuz vergi keseceğiz dediler. Peki kestiler mi? Hayır. Neden? Bir madde daha vardı. Neydi o madde? O madde diyor ki saray yani Recep Tayyip Erdoğan iktidarın başında olan kişi bu ülkelerin adlarını açıklasın yasa yürürlüğe gelsin diyor. Peki açıklandı mı? Hayır. Açıklanacak mı? Hayır. Onların derdi kendi yandaşlarıyla beraber Türkiye'nin bütün zenginliklerini emmektir. Değerli arkadaşlar, bir ülkenin cumhurbaşkanı muhalefete bu sizin daha iyi günleriniz, daha neler göreceksiniz, başınıza neler gelecek diyorsa bu bir tehdit midir? Evet tehdittir. Cumhurbaşkanı bunu söylüyorsa bildiği bir şey var mıdır? Muhakkak bildiği bir şey vardır ve bir ülkenin cumhurbaşkanı muhalefet liderlerine başınıza daha çok şeyler gelecek diyor. Yurt bulamayan öğrenciler terörist ilan edildi mi arkadaşlar? Edildi. Çiftçiler, işsiz kalan esnaf, aç vatandaş terörist ilan edildi mi? Edildi. Ülkenin her yerinde bir kutuplaşma, bir ayrıştırma yapıldı mı? Yapıldı. Bunun sonucunda ne olur? Bunun sonucunda insanlar gerilir ve bunun sonucunda çatışmalar ortaya çıkar. Toplumsal çatışmalar ortaya çıkar. Bunu yapan kim? AKP iktidarı. Muhalefeti tehdit eden kim? AKP iktidarı. Toplumu kışkırtan kim? Çubuk olayını hatırlayın. AKP iktidarı ve İçişleri Bakanı. Peki şu anda Kılıçdaroğlu siyasi cinayetler işlenebilir diyorsa Koray Aydın İyi Parti'den Genel Başkan Yardımcısı böyle bir ihtimal vardır diyorsa bunu asıl neden kaynaklanarak söyle, söylüyordur? Bir siyasi partinin lideri tehdit edilmiş Meral Akşener. Gittiğin Rize'de gördüğün muamelenin daha beterini göreceksin demiş bu ülkenin Cumhurbaşkanı. Peki şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözüyle harekete geçiyor savcılar. Diyorlar ki evet biz bunu araştıracağız. Araştırın. İlk gideceğiniz adresi söylüyorum. Tehdidi açıklayan saraya gidin. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı AKP Genel Başkanı bulun bu ülkenin muhalefetindeki liderlerinin başına ne gelecek, nereden bu istihbarat bilgilerini aldın diye ona sorun. Peki istihbarat bilgileri Cumhurbaşkanı'na doğru gidiyor mu? Süleyman Soylu emniyette ve MİT'te böyle bir istihbarat yok demiş Cumhurbaşkanı'na. Aslında kamuoyuna da böyle söylemiş. Yahu Süleyman Soylu'ya seslenmek gerekiyor. Ya darbe kalkışması yapıldı bu ülkede. Bu ülkede darbe kalkışması yapılmadan önce ilgili komisyonda ben ve arkadaşlarım kalktık dedik ki Fetullahçı terör örgütüyle ilgili, Fetullah'la ilgili bir darbe kalkışmasından bahsediliyor dedik. Siz o komisyonda kayıtlarda vardır. Dediniz ki bir ay önce biz bunu söyledik böyle bir tehditle ilgili herhangi bir bulgu yoktur dediniz. Milli İstihbarat Teşkilatı bunu da söyledi. İçişleri Bakanlığı bunu söyledi. Bir ay sonra bu ülkede darbe kalkışması oldu. Peki nasıl güveneceğiz bu İçişleri Bakanı'na? İçişleri Bakanı değil, Milli İstihbarat'ın başındaki kişi değil. Devletin en başındaki kişi kimden öğrendi? Eniştesinden öğrendi. Ya bu trajikomik bir olay değil midir? Bir devlet için gerçekten kaygı duyulacak bir olay değil midir bu? Ve şimdi kalkıyorsunuz böyle bir istihbarat bilgisi yoktur diyorsunuz. Size nasıl güvenelim? Bir milletvekilinin mafyadan 10 bin dolar rüşvet aldığı istihbarat bilgisi İçişleri Bakanı'nda var mıdır? Vardır. İstihbarat bilgisi olduğunu bir televizyonda açıklamış mıdır? açıklamıştır. Peki ne yapmıştır? Cumhuriyet savcıları harekete geçip de gereğini yapmış mıdır? Hayır yapmamıştır. O zaman Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan o darbe günlerinde seçimin olduğu dönemlerde dereyi geçerken at değiştirilmez demişti. O atlar hala görevde. O yüzden bu atlar görevde olduğu müddetçe devlet doğru bir istihbarat sağlayamaz. Millet de bunun ülke olarak, devlet olarak acısını çeker. O yüzden işte bu ülke savruluyor ve tehdit altındadır. O yüzden derhal seçim diyoruz. Değerli arkadaşlar, en önemli şey çocuklarımız. Türkiye'nin geleceği çocuklarımız. Onları iyi eğitirsek, teknolojiyi öğrenmelerini sağlarsak, bilimi öğrenmelerini sağlarsak, üniversiteleri ve okullarımızı gerçek bir eğitim yuvası haline getirirsek o zaman bu ülke güçlü bir ülke olur. En büyük değerlerimiz onlar. Biz pandemide okullar kapatılsın demiyoruz. Ancak okullar açık olsun, gerekli tedbirler muhakkak alınsın diyoruz. Her iki okulda bir tanesinde temizlik görevlisi yok. Yeteri kadar deterjan ve temizlik malzemesi yok. Ve okullar hijyen bakımından bir felaket durumunda ama devlette kesinlikle seç çıkmıyor. Sınıflar tıka basa doldurulmuş. Olması gereken sayı 25 ama onlar 30-35 kişilik sınıflarda eğitim görüyorlar. Öğretmenler ve eğitim çalışanları daha yeteri kadar aşılanmamış. Böyle durumlarda Türk Tabipler Birliği diyor ki yüzlerce eğitim yüzlerce eğitime ara verildi. Veli derde diyor ki Türkiye genelinde 5.900 sınıfta koronavirüs nedeniyle eğitime ara verilmiştir diyor. Neden? Çünkü eğitim doğru yönetilmiyor. Neden? Çünkü sağlık doğru yönetilmiyor. Bunun için muhalefet partilerine görev düşüyor mu? Evet düşüyor. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bunu seslendiriyoruz. Bununla ilgili kanun tekliflerimizi veriyoruz. Bunu genel kurulda seslendiriyoruz. Türkiye'de gittiğimiz her yerde çocuklarımızın arkasında olduğumuzu eksikliklerin ne olduğunu söylüyoruz ve konuşuyoruz. Peki kimin destek olması gerekiyor? Orada eğitim gören çocukların anne ve babalarını çocuklarına, çocukların öğretmenlerine ve eğitim çalışanlarına destek olması gerekiyor. Ne için? Çocuğunun hayatı için. Ne için? Öğretmenin hayatı için. Ne için? Eğitim çalışanlarının hayatı için orada müdahil olması gerekiyor. Buradan anne ve babalara sesleniyorum. Sadece ben çocuğumu okula gönderdim, benim görevim bitti. Servis parasını ödüyorum, benim görevim bitti. Yemek parasını ödüyorum, benim görevim bitti. Bitmedi. Senin görevin okul aile birliğine gideceksin. Yeterli temizlik görevlisi var mı? Okulda yeterli hijyen var mı? Okulda öğretmenler aşılanmışlar mı? Eğitim çalışanları aşılanmışlar mı? Bunları kontrol edeceksin. Gerekirse cimere yazacaksın. Gerekirse bakanlığa yazacaksın. Gerekirse bize yazacaksın. Çocuğuna, öğretmenine ve eğitim çalışanına sahip çıkacaksın. Birlikte mücadele etmezsek Türkiye istediğimiz noktaya asla gelmez. Biz işte bunun için bir, Milli Eğitim Bakanlığı'nın acilen ek kaynak aktarılmalıdır diyoruz. Yahu sadece belli bir bakanlığa ya da diyanete milyarlarca dolar aktaracağına şu anda en çok tehlikede olan okullarla ilgili böyle bir kaynak arttırımına git diyoruz. Sınıf mevcudu yüksek olan yerlerin hemen 25'in altına çekilmesini istiyoruz. 43.677 dersliğin eksiği olduğunu biliyoruz. Hemen yapın diyoruz. Ve ayrıca ilave ediyoruz. 11 büyükşehir belediyemiz bize arsa gösterin. Bize yer gösterin. Biz orada okul inşa edeceğiz, derslik inşa edeceğiz diyorlar. Böyle bir şeyi sizin hizmetinize sunan büyükşehir belediyelerimizi sırf iktidar hırsınız ve kaprisleriniz yüzünden elinizin tersiyle itmeyin diyoruz. Yaklaşık 100 bin öğretmen açığı var. Bu açığı muhakkak kapatın diyoruz. 74 bin temizlik görevlisi açığı var. Bu açığı muhakkak kapatın diyoruz. Hızlı testler yapılarak öğrencilerin ya da öğretmenlerin hastalığa kapılmadan önce müdahale edilme olanağını sağlayın diyoruz. Okullarda çocuklarımız bir buçuk yıl kaybetti. Eğitimde, gelecekte, Türkiye'nin yapılandırılmasında bunun için bu söylediklerimizin derhal bundan sonra aksamaması için sizin bu söylediklerimizi hayata geçirmeniz gerekiyor. Peki geçirir misiniz? Hayır geçirmezsiniz. Peki bunu gerçekleştirebilecek şu anda iradeye sahip misiniz? Hayır değilsiniz. Niyetiniz var mı? Hayır yok. Olsaydı 20 yıldan beri bunu yapardınız. İşte o yüzden erken seçim demiyoruz. Derhal seçim diyoruz. Sorusu olan, buyurun. Başkan Trump'un başkanlığı sırasında görüldüğü açıklamada oldu. Yani sinyal Yani o taraftan olacak tam bir iz kalmadı diye. Ve orada, e, oradaki güçlerle ya da kendi insanlarımızla bunu yapacağız dedi. E, fakat şimdi bugün de konuşuldu konuşma, e, oradaki YPG saldırılarının arkasında e, ABD'de bir sinyal olduğunu. Şimdi biz operasyon yaparken orada iki güç var ABD ve Rusya. Ama o iki güç bu bak e, Dışişleri Bakanı'nın söylemine göre YPG'ye yardım eden, silah veren ve oradaki saldırılarda payı olan. Mevlüt Çavuşoğlu demiş ki, değerli arkadaşlar, ülkenimizin Dışişleri Bakanı, Suriye'de askerlerimiz öldürülüyor demiş. Günaydın Sayın Çavuşoğlu. Askerlerimiz bugün mü öldürülüyor? Askerlerimiz girdiği günden beri şehit düşüyorlar orada. 33 askerimiz şehit düştüğünde ne yaptınız? Sorumlularından birisi olan Rusya'nın kapısının önüne giderek düğmenizi iliklediniz. Diyorlar ki İçişleri Bakanı, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanı AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan. Diyorlar ki bu ABD var ya bu ABD, bu Rusya var ya, bunlar hem terör örgütlerine destek oluyorlar, hem de burada bize baş sağlığı diyorlar. Bunlar iki yüzlü diyorlar. Yahu iki yüzlü olan sizsiniz ya. Onlar öyleler de. Yani sen ABD'yi yeni mi öğrendin? Rusya'yı yeni mi öğrendin? Sen Amerika Birleşik Devletleri ile beraber Orta Doğu'daki savaşın eş başkanlığını yapan kişi değil misin? Sen orada 3 milyon 750 bin Müslümanın katledilmesine neden olan eş başkanlardan birisi değil misin? Sen Amerika'ya yardımcı olmadın mı? Sen Rusya birlikte hareket etmedin mi? Ya sen hala başka ülkelerin dış politikalarına güvenilemeyeceğini aradan 20 yıl geçti yeni mi öğreniyorsun? Sen dış politikada kendi diplomatına güveneceksin. Diplomat bıraktın mı? Hayır. Sen büyükelçileri, hırsızdan büyükelçileri, FETÖ'lücü generallerin kardeşlerini büyükelçi olarak atadın. Yani bu şehit düşen evlatlarımızın şehit düşmesinde senin payın var mıdır? Yüzde yüz AKP genel başkanı Tayyip Erdoğan'ın payı vardır. Yüzde yüz vardır. Yüzde yüz yanlış dış politikanın payı vardır. Her şeyi düşen evladımızda. Sen Suriye'de bırak Suriye'de güvenlik koridoru oluşturmayı, İdlib'i tutmayı bilmem neyi. Yahu oradaki Süleyman Şah türbesini terör örgütleriyle birlikte kaçıran iktidar ve o iktidarın başı değil misin? Şimdi hangi yüzde bakıp da söylüyorsunuz? Yüz yıllık cumhuriyet tarihinin dış işleri hafızası ve bu ülkenin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk der ki kendi ülkenin sınırlarını koru yurtta ve dünyada barışı esas al der. Sen acaba komşularımın topraklarına girebilir Oralarda hak sahibi olabilir miyim diye Amerika ile birlikte hareket edip Müslümanların katledilmesine neden olan lidersin. Şimdi kalkmışlar diyorlar ki bu Amerika'ya güven olmaz, bu Rusya'ya güven olmaz. Günaydın. Günaydın. İşte biz onun için diyoruz bu ülkeyi siz yönetemezsiniz diye. Neden? Yeterli liyakata sahip değilsiniz. Neden? Yeterli birikime sahip değilsiniz. Neden? Yeterli öngörüye sahip değilsiniz. Neden? Türkiye'nin çıkarlarından önce kendi çıkarlarınızı gözettiğiniz için. O yüzden emperyalist güçlerle işbirliği yapabilme noktasında olan bir anlayış içerisindesiniz. İşte o yüzden Türkiye için bir beka sorunusunuz. İşte o yüzden Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki, siz aynı zamanda artık bir milli güvenlik sorunusunuz. İşte o yüzden biz diyoruz ki erken seçim değil derhal seçim diyoruz. Niçin? Bu ülkenin yoksul insanları aç girmesin yatağa ama bu ülkenin sınırları içerisinde hiçbir düşman da bu ülkeye gözünü dikemesin diye. Bunun için millet ittifakı olarak iktidara talibiz. Bunun için onun kendi desteği küçük ortağıyla beraber bundan cumhurbaşkanı olmaz bu vatan hainidir diyen küçük ortağıyla beraber onun dışında kalan ne kadar muhalefet partisi varsa bu ucube sistemin bu millete karşı olan sistemin bir an önce durdurulması ve yerine halkın milletin ülkenin geleceğini inşa edecek yeni bir iktidarın gelmesi için derhal seçim diyoruz. Başka sorusu olan? Bir daha alabilir miyim? bir tek hı hı. Fethullahçı Gülen'i metiyeler dilen bir İçişleri Bakanı'ndan bahsediyorsunuz. Dünyada çok değerlidir diyen bir İçişleri Bakanı'ndan bahsediyorsunuz. FETÖ için. Gözleri dolu dolu ondan bahseden bir İçişleri Bakanı'ndan bahsediyorsunuz. Fethullahçı darbe kalkışması yapıldığı zaman bundan haberi dahi olmadığını iddia eden bir İçişleri Bakanı'ndan söz ediyorsunuz. Darbe kalkışmasından bir ay önce kendileri uyarıldığı halde kürsüye çıkıp da böyle bir FETÖ tehdidi diye bir şey yoktur ülkemizde diyen bir İçişleri Bakanı'ndan bahsediyorsunuz. Bu İçişleri Bakanı diyor ki şimdi dönüp de yahu diyor Böyle diyor siyasi cinayetler işlenecek falan filan bunlar FETÖ taktiğidir diyor. Bu FETÖ taktiklerini Türkiye'de en iyi bilebilecek bir İçişleri Bakanı'ndan bahsediyorsunuz. FETÖ taktiği şudur. İşte bu takva, işte bu kurdukları vakıfla, vakıf, Türgaf, vakıfla, kurdukları vakıfla savcı atamak, polis atamak, öğretmenleri atamak, hakimleri atamak, işte Fethullahçı taktiği tam da budur. Sen Cumhurbaşkanı'nın oğluyla ilgili bir vakıf kuracaksın ve ülkenin savcısının kaymakamını torpillerle bu adamlar atacak. Bunlar Fethullahçı taktiğidir. O yüzden İçişleri Bakanı bir, ülkenin iç işlerini yönetecek liyakata sahip değildir. İki, sözünün artık bir güvenirliliği yoktur. Üç, kendi bakanlığını yönetebilme dirayetine sahip bir bakan değildir. Nereden anlıyoruz? Nereden anlıyoruz? Bir, birilerinin mahkumudur. 10 bin dolar rüşvet alan siyasetçiyi söylediği halde gereğini yaptırtmıyor. İki, Fethullahçı terör örgütü kalkışması yapılırken kendisinin haberi yok demek ki İçişleri Bakanlığını yönetemeyen birisi milli istihbaratla ve diğer örgütlerle ilgili bağı kopuk bir İçişleri Bakanı o yüzden onun sözünün de bizim açımızdan bir karşılığı yok. Başka buradan ha Bununla ilgili savcılıklar, Sayın Kılıçdaroğlu siyasi cinayetler işlenebilir. Koray Aydın'da cinayetler işlenebilir, olaylar olabilir. Niçin söylüyoruz bunu? Az önce söyledim. Cumhurbaşkanı diyor ki muhalefet liderlerine daha başınıza gelecek çok şey var diyor. Kime diyor? Siyasilere diyor. Kim onlar? İşte bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin altında siyaset yapan insanlar. Biz de diyoruz ki bunu Cumhurbaşkanı söylüyorsa Milli İstihbarat Teşkilatı ona bağlı. İçişleri İş Bakanlığı ona bağlı. Gidin ona deyin ki kim ne yapacak, nasıl yapacak, daha beteri nedir diye Cumhuriyet Savcılarına sorun diyoruz. Gidebilirler mi ben size soruyorum. Cumhuriyet Savcısı gidip de Erdoğan'a sen böyle bir şeyi söz etmiştin. Böyle bir şey var mı diyebilirler mi? diyemediler arkadaşlar. Diyemedikleri için, sistem yürümediği için, devlet mekanizması çalışmadığı için işte o yüzden biz bunların bir an önce gitmesini istiyoruz. Başka sorusu olan? Yok, teşekkür ederim.